Ağırlığı 10 newton olan bir bardak altı çay bardağının tabanına tutunarak şekildeki bir dengede kalmıştır. Neden arkadaşlar dengede kalıyor? Çünkü burada bardak ile sıvı arasında bir adezyon kuvveti söz konusu. O adezyon kuvveti buradaki çay altlığının, bardak altlığının bu şekilde dengede kalmasını sağlamış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Minimum kuvvetin ve etkileşmenin türü burada soruluyor. Bir bardak tarafından altlığa uygulanan kuvvetin büyüklüğü. Arkadaşlar bardak altlığının burada 10 Newton şiddetinde olduğunu verdiği için buradaki adezyon kuvvetimiz en fazla bu ağırlık kadar bir kuvvet uygulayabilir. Yani onu bu şekilde dengede tutuyorsa yukarı yönde uyguladığı kuvvetin yani adezyon kuvvetinin bu 10 Newton şiddetinde kuvvete eşit olması lazım. Yani ondan büyük bir kuvvet uygulayamaz. Zaten dengede kalıyorsa ondan küçük de uygulayamaz. İkinci olarak bardak tabanı ile altlık arasındaki etkileşim türü. Burada da kuvvet olarak adezyon kuvveti söz konusu. Yani etkileşim adezyon. Buna biz yapışma da diyoruz. Yapışma özelliği burada adezyon etkili olmuş. Farklı cins moleküller arasında. Onun için cevabımız B seçeneği doğrutur diyeceğiz. Özdeş lambalar ile iç dirençleri önemsenmeyen yani özdeş üreteçlerden oluşan 3 devre şeklindeki gibi kurulmuştur. KLM lambaları üzerinden geçen akım değerleri sırasıyla İK ile İM olduğuna göre bu akımlar arasındaki ilişki hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada tabi farklı yöntemler kullanılabilir. Yani V toplam eşitliği toplam çarpı R eşten yararlanıp yapılabilir. Veya arkadaşlar gerilim paylaştırma yapılabilir. Burada ben gerilim paylaştırmayı daha çok yeğliyorum. Neden? Burası V ise bunlar paralel olduğu için V gerilimini kullanacaklar. O zaman K'mız V gerilimini kullanıyorsa İK çarpı direnci diyeceğim. Bunun çünkü kullandığı gerilim. V ise R direncinden o zaman İK akımı geçer. İK'nın buradan V bölü R'ye eşit olduğunu direkt söyleriz. İkinci devrede direkt V ise bu. V gerilimi kullanmış olacak. Yine V eşittir. İL çarpı buradaki lambamızın direnci yani R. Hepsi zaten özdeşmiş. Onun için İL akımını da buradan yine V bölü R'ye bulduk. Gelelim şimdi son devremize. Son devrede V, v paralel olduğu için Eşle yapmaz mı? Yapar. Bu V'leri paylaştırdığımızda çünkü iki seri olduğu için paylaşarak kullanacaklar. Yarısını bu yarısını bu kullanacak. O zaman M'nin kullandığı V bölü 2 olduğu için I çarpı R yani buradan geçen akım I M çarpı direncimiz R kadar. O zaman I çekiyoruz. Karşımıza arkadaşlar V bölü 2 R şiddetinde çıktı. Yani demek ki K ve L'nin akımları birbirlerine eşit. M'nin akımı ise bunlardan küçük. 1 bölü 2 değerinde gibi bir anlam taşıyor. O halde KL eşit M küçük. Yani cevabımız B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yatay masa yüzeyinde bulunan kitabın üzerine bir vazo şekildeki bir yerleştirildikten sonra kitap yatay doğrultuda sağa doğru uygulanan kuvvetin etkisinde hareket ettiriliyor. Bu durumda vazonun kitaba göre konumunu değiştirmeden hareket ettiği gözlemleniyor. Buna göre kitap yalnızca yatay doğrultuda sağa doğru hareket ettiği zaman aralığında sürtünme kuvvetlerinin yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorulmuş. 1. Vazoya kitap tarafından uygulanan kuvvet. Arkadaşlar vazoya kitap tarafından uygulanan kuvvet etkileşim şurada sürtünen kısımda bir sürtünme kuvveti. E vazo ne tarafa gidiyor arkadaşlar? Sağa doğru gitmiş oluyor. E sağa doğru bunu hareket ettiren ne? Sürtünme kuvveti. Yani vazoya uygulanan sürtünme kuvveti bunun hareket etmesini sağa doğru sağlıyor ve sağa doğru bir yönü var. Gelelim iki kitaba vazo tarafından uygulanan sürtünme kuvvetine bakalım. Kitaba vazo tarafından uygulanan sürtünme kuvveti haliyle arkadaşlar vazoyu bu sağa doğru itiyor. E, vazo da sürtünme yönüyle alttaki kitaba ters yönde bir şöyle sürtünme kuvveti uygulamış oluyor. Sonuçta kitap sağa doğru gidiyor mu vazoya göre? O zaman hareketin azat yönde olmuş olacak. Yani şöyle düşünün iki parmağınız arasına diğer parmağınız bir tanesini koyduğunuz arkadaşlar çekerken üst tarafta ve alt tarafta hem masa için hem de buradaki vazo için cisim sağa gittiği için haliyle sürtünme kuvveti bu cismin hareketine zıt yönde yani masa için de sola doğru vazo için de sola doğru etkimiş olacak yani o zaman vazo için sola doğru bir etki yapmış oluyor yani kitaba vazo tarafından uygulanan sürtünme kuvveti burada sola doğru olmuş olacak. Diyelim üçüncüsüne kitaba masa tarafından uygulanan kuvvet. Yine aynısı arkadaşlar. Siz kitabı sağa doğru iterseniz sürtünme kuvveti hareketine zıt yönde bu yönde bir sürtünme kuvveti oluşmasını sağlayacak. Buna da Fs üssü diyelim. Ve yönü de sola doğru olmuş olacak. Yani cismimizin yönünün tersi yönde. Kitap sağa doğru gidiyorsa o zaman üst tarafta sürtünen bir yüzey, alt tarafta sürtünen bir yüzey. O iki yüzey içinde hareketime zıt yönde. Yani kitabın hareketine zıt yönde yine sola doğru bir kuvvet uygulanmış olacak. Haydi buna da sola doğru dersek ikisinin sağlayan B seçeneğimiz doğru cevap olmalı. Dalgalar uzayın bir bölgesinden başka bir bölgesine enerji taşır. Dalga hareketi zaten enerjinin aktarılma yöntemidir arkadaşlar. Buna göre günlük hayatta karşılaşabileceğimiz durumlardan hangileri dalgaların enerji taşıdığı gerçeğine kanıt olarak gösterilebilir? 1 Yaz aylarında belli bir süre güneş ışığına maruz kalındığında ciddi güneş yanıkları oluşması. Evet arkadaşlar gün ışığı, görünür ışık dediğimiz hali güneşten elektromanyetik dalgalar şeklinde dünyamıza ulaşan bu dalgalar, enerji taşıyan dalgalar vücudumuzda yanıkları yani hücrelerin ölmesine sebep olabiliyor. Yani burada enerji taşıdığının bir kanıtı olmuş oluyor. Hatta arkadaşlar bazı buz sebze meyvelerin olduğu bölümlere mor ötesi ışık göndererek oradaki bakterilerin üremesi, engelleniyor yani onları öldürüyor. Onları öldürdüğü için çürüme biraz daha geç gerçekleşiyor. Orada da bir enerji taşıdığının e, karşılığı olarak karşımıza böyle bir durum çıkabiliyor. 2- Deniz ve okyanustaki dalgalardan elektrik enerjisi üretilmesi. Nasıl üretiliyor? Dalgaların işte yükselmesi ve alçalmasıyla orada tribünler döndürülerek yani enerjiye dönüştürüyor orada. Kuvvet iş yapıyor ve o işte enerjiye dönüştürmüş oluyor. Yani dalga enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu da bir kanıtıdır. Ses dalgaları kullanılarak böbrek taşlarının kırılması. Evet arkadaşlar ses dalgalarının titreşim yönüyle oradaki taşları titreterek bir enerjiyle onu hareket ettirerek ne yapıyor? Kırılmasına sebep oluyor. Bu da olur arkadaşlar. Hepsi burada dalganın bir enerji taşıdığının kanıt olarak gösterilebilir. Bir cevabımız E seçeneği doğrudur. Özdeş iki deney tüpünde biri boş olarak diğeri de içinde bir miktar havayla birlikte cıva dolu bir kaba daldırılıyor ve ikisi de baş aşağı olacak biçimde şekildeki bir cıva yüzeyinden eşit miktarda çıkartılarak sabit tutuluyor. Bu durumda K tüpündeki cıva yüksekliği HK'nın L tüpündeki cıva yüksekliği HL'den daha büyük olduğu görünüyor. Neden? Çünkü burada gaz var. Her iki tüpte birer santimetre daha aşağı itilirse bu tüplerdeki cıva yüksekliği HK, HL nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birincisinde burası boş olduğu için dışarıda açık hava basıncı buraya P0 şeklinde bir basınç uyguluyor ve bu basıncı buradaki sadece cıvacengi dengelemiş oluyor. Yani P0 burada eşittir. HK diyeceğiz. Mesela açık hava basıncı 76 cm cıva ise bu 76 cm yüksekliğinde olmuş olacak. O halde ikinci şekle geçtiğimizde ilk önce bunu 1 cm aşağı doğru itelim. Cam tüpü 1 cm aşağı ittiğimizde arkadaşlar yani buraya gelmeyecek şekilde özellikle ayarlamışlar. Bakın tam buraya gelirse bastırırsak mesela 2 cm'den fazla itersek bu H seviyesi düşer. Ama şu an 1 cm ittiğimizde ne olacak? 1 cm aşağı itince açık hava basını değişecek mi? Hayır. O zaman boru yüksekliğinde, borun içerisindeki cıvanın yüksekliği de değişmeyecek. Yani yine 76 cm olacak. Yani demek ki o zaman biz bu cismi yani boruyu aşağı 1 cm ittiğimizde Hop görüntü itibariyle buraya gelecek. Bunun aşağısı da şöyle biraz bir santimetre aşağı inmiş olacağı O zaman arkadaşlar seviye farkında herhangi bir değişme yok. Yani buradaki civanın kaba gitmesi durumu da söz konusu değil. Burası blok halinde bu şekilde durmuş oluyor. Sadece cam e, burumuz burada sadece aşağı doğru birer santimetre ucundan ve altından aşağı inmiş blok halinde inmiş oluyor. O zaman arkadaşlar haşka değişir mi? Değişmez. Haşka değişmez. Gelelim şimdi ikincisine. HD'ye. Bakın burada hava var. Havanın yaptığı basınç var içerideki. Bir de dışarıda açık hava basıncı var. Açık hava basıncını biz değiştiremiyoruz. Açık hava basıncı sabit. P0 eşittir. Buraya P gaz diyelim. P gaz artı H eşit. Yani buradaki HD ye diyelim. HD'ye eşit. Yani arkadaşlar demek ki burası 76 cm'den az. Atıyorum. 70 cm olsun. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar üst kısmı 1 cm aşağı itiyoruz. Egzoz sıkışıyor. Gaz sıkışınca açık hava basınca bir değişme oluyor mu? Hayır. Gaz sıkışınca basıncı ne yapıyor gazın? Artıyor. He, burası artarken demek ki seviye farkının azalması lazım. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Ben şimdi bunu aşağı ittiğimde üst kısım basınç artmasından dolayı bunu aşağı doğru indirmeye çalışacak değil mi? E bunu indirmeye çalışınca bu da aşağı doğru itmeye çalışacak bunu. O zaman sıvı yükselecek böyle yukarıya doğru ve seviye farkı eskisinden daha az olmuş olacak. O zaman ne oluyor? Biz eğer bunu yandaki gibi düşündüğümüz arkadaşlar bunu bir santimetre ettiğimizde bu da bir santimetre aşağı iniyordu. Çünkü yükseklik değişmiyordu. Ama eskisinden daha az bir yükseklik farkı oluşması için biz bunu 1 santimetre aşağı itersek bakın burası bir itildi. Bir itilince, yani şurayı bir ittiğimizde gaz sıkıştı. Birden az aşağı inmiş oldu. O zaman demek ki buradaki yükseklik farkı birden az olacak. Birden az olursa e, burada gaz e, sıkışır ve hacmi küçüldüğü için basıncı artar. Yani arkadaşlar birden az bir şekilde azalma gerçekleşiyor. Yani 1 cm'den daha az bir azalma gerçekleşir. Cevabımız D seçeneği doğru olur deriz. Sıcaklıkları eşit özdeş cam şişelerin ağızlarına aynı anda özdeş balonlar geçirdikten hemen sonra K şişesi siyaha, L şişesi beyaza boyanır ve şişeler eşit miktar güneş ışığı alan şekilde konumlarında delta T süre bekletiliyor. Buna göre delta T süre sonunda yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar siyah cam burada ne yapacak? Işığı daha çok absorbe edecek. O zaman daha çok ısınacak buradaki e, balonumuz ve e, içindeki gaz. 1- e, bir KHC'nin ağzındaki balon L şişesinin ağzındaki balondan daha fazla şişer. Evet çünkü daha fazla sıcaklığı artınca genleşecek gazımız. Genleşince haliyle balonu daha çok şişirmiş olacak. Bir doğru. 2. K şişesindeki havanın öz kütlesi L şişesindeki havanın öz kütlesinden büyüktür. Öz kütle arkadaşlar D m/V ile bulunuyor. Şimdi buradaki içindeki havalar aynı miktarda sadece ısıtılınca genleşiyor. Genleşince hacmi büyük olanın öz kütlesi küçük oluyor. Hangisinin hacmi daha fazla genleşiyor arkadaşlar? Sıcaklığı çok artanın. E çok artan da K şişesi olduğu için K şişesindeki havanın öz kütlesinin daha küçük olması gerekiyor L'dekinden. Burada daha büyük dediği için yanlış. 3. K ve L şeylerindeki havaların sıcaklıkları eşittir. Hayır, K şişesi daha fazla ışığı absorbe ettiği için ne yapacak? Daha çok sıcaklığı olmuş olacak. Sıcaklığı daha büyük olan K. Yani son durumda K'nın sıcaklığı L'nin sıcaklığından daha fazla olmalı. Eşit dediği için yanlış. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Farklı gelme açılarına sahip kaleme ışınları camdan suya geçerken aşağıdaki şekillerde gösterilen yolları izlemektedir. Buna göre kaleme ışınlarının hangilerini izlediği yola bakılarak y ortamının kırılma indisinin x ortamının kırılma indisinden daha büyük olduğu söylenebilir. n y'nin n x'ten daha büyük olduğunu hangilerine bakıp karar verebiliyoruz? Arkadaşlar burada bakın ışığı y ortamından x ortamına göndermişiz. Ne yapmış? Tam yansımaya uğramış. Şimdi azdan çoğa gelen ışınlarda ışık normale yaklaşarak kırılıyordu. Çoktan aza gönderdiğimizde ise ya normalden uzaklaşıyor ya sınırdan gidiyor ya da tam yansımaya uğruyor. Yani böyle bir durumun gerçekleşmesi için çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışınının gelmesi gerekiyor. Yani bir insinden çoktan aza geldiğini anlarız. İkincisinde ışık dik gelmiş. Arkadaşlar ister, ister, çoktan aza gelsin. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama. isterseniz de az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelsin. Dik gelen dik yoluna devam eder. Ve dik gelenin dik yoluna devam etmesinden dolayı hangisinin daha yoğun, hangisinin daha az yoğun olduğunu anlayamayız. Burada anlaşılmaz. Yine Y ortamından X ortamına gönderilen ışık diğer ortama geçtikten sonra normalden uzaklaşmış. Çoktan aza gelen ışık diğer ortama geçmişse normalden uzaklaşarak kırıldığı için burada da çok yoğun ortamın Y ortamı olduğunu anlayabiliriz. O halde 1 ve 3'te yani K ve M'de anladık. Cevabımız D seçeneği doğrudur diyeceğiz.